Profesör Doktor Ekrem Burak ikinci ile birlikteyiz. Bugün e, öyle bir seyahat yapacağız ki... ...aslında insanla seyahat edenleri anlatacağız. Ve bize aitmiş ya da bir coğrafyaya aitmiş gibi zannettiğimiz... E, ...ve şu anda tadına bayılarak yediklerimizin... ...aslında belki de bize ait olmadığını görürüz. Bir kere şunu soracağım. Şöyle bir beslenme anlayışı e, zaman zaman ortaya çıkıyor. Diyorlar ki... E, ...sen mevsiminde olmayan hiçbir şeyi yeme. Ama sen... Senin toprağında yetişmeyen hiçbir şeyi de yeme. Evet. Bunu ben e, bir kere bizim çocukluğumuzda annem mali durumumuz iyi olduğu halde e, turfanda demeyeceğim. Çünkü turfandanın başka manası var. Şimdi farklı manada kullanılıyor. Sera meyvelerini ve sebzelerini almazdı. Mesela derdi ki evladım kışın ıspanak yenir. Lahana yenir, pırasa yenir derdi. Yazında patlıcan, kabak yenir derdi. Kışın patlıcan, kabak yenmez derdi. E, kışın Portakal Eski insanların elma, bir alışkanlığı ama değil mi? O bir de e, annem şöyle düşünürdü yani mevsiminde çıkan meyva normal bir gidiştir mevsiminde olmayan bir meyva e, anormal bir şeydir biz onu niye yiyelim ikincisi e, bu sizin dediğiniz yani e, karnıbahar varken biz brokoli niye yiyelim karnıbahar hmm. bizim me me memleketimizin sebzesi brokoli bize başka yerden geldi Hoş şimdi artık Türkiye'nin de sebzesi oldu ama. Bunu da e, mütehassıslar söylüyor. Hı hı. Sizin e, bünyenizin... İhtiyacı. ...yaratılışınızın ihtiyacı... ...sizin topraklarınıza verilmiştir. Hı hı. Yani Arap için hurma mühimdir. Anadolu halkı için o kadar olmayabilir. Hı. Ama orası için çok... ...çünkü onun yaratılışıyla onun bir bağı vardır. Bir de onun hem yaratılış hem de diğer sebze meyvelerle de... ...bir ilişkisi var. Belki başka sebze meyvelerde bulamadığını ondan alıyor. Ama bizim oradaki vitamini, minerali evet. alabileceğimiz... ...başka sebze meyveler var. Ama ben... çok lezzetli bu arada. E, çok seviyoruz. O ayrı. Onda Hormayı. şüphe yok ama... Ama e, şu e, söylenen sözün de... ...ben de e, mütahsısı olmamakla beraber... ...doğru olduğu kanaatini taşıyorum. Peki şimdi biz... ...bazı sebze ve meyveleri... ...pazara çıkıyoruz. Evet. Filimizi dolduruyoruz. Evet. Allah ne verdiyse bütçemize göre, ihtiyacımıza... ...damak zevkimize göre. Öyle sebzeler, meyveler var ki hayatımızın vazgeçilmezi olmuş. Mesela bir... ...Alman'ı patatessiz... Evet. ...bir Avrupalı'nın herhangi birisini lahanasız... Evet. Bir türkü yine patatessiz, ekmeksiz... Evet, ...düşünemeyiz. Düşünemez. Ama bunların büyük bir kısmı aslında... ...tıpkı insanların bir göç Çinliği etmesi, pirinçsiz... pirinçsiz. ...bir Karadenizli mısırsız. mısırsız... ...düşünemeyiz. Ama tıpkı insan gibi aslında sebzeler, meyveler de... ...göç etmiş, hareket etmiş. İnsanın hareketiyle beraber onlar da... ...farklı coğrafyaya gitmişler. Bazılarını çok sevmiş, çok yeşermiş, çok... ...çeşitlenmişler. Kimi yerde olmamışlar. Tutunamamışlar. Bugün biraz bu seyahatten konuşalım. Evet, söylediğiniz gibi... Madem ki insan hiçbir yerde e, kazık çakmıyor, kalıcı dünyayı değil. geziyor, kalıcı değil. Dünyada zaten kalıcı değil. E, dünyada kalıcı olmadığı gibi doğup büyüdüğü yerde de e, evet tarihte belki bu az olmuş ama aslında belki de hiç az olmamış. Çünkü ya tabii felaketler. Ya arizi felaketler yani işgal, harp gibi sebeplerle pek çok insan bulunduğu yeri terk etmiş. Bazısı hiçbir felaket olmadan sırf merakından dolayı hmm. acaba daha iyi bir yer bulur muyum diye gitmiş. Bazısı... Ya da orada ne var duygusu Evet ne var hmm. duygusuyla gitmiş ve böylece insanlar yer değiştirmiş. İnsan e, nüfusunun muazzam bir seyyaliyeti, akışkanlığı var. Şimdi insan giderken yalnız gitmiyor ki elbette ki beraberinde bir şeyler götürüyor. En başta zaruri eşyasını götürüyor çünkü o zaman toprak mülkiyeti şimdiki kadar ...ehemmiyetli değil. İnsanlar menkul malları seviyorlar çok da belki de akıllıca yani taşınabilir. Taşınabilir yani hayvan başta olmak üzere taşınabilir. E şimdi giderken ekip biçtiği e, meyvanın, sebzenin tohumunu da götürüyor Hı -hı. çünkü alıştığı e, yiyecek, içeceği orada da bulmak umudu, umuduyla ya da ticaretini yapıyor evet. bunun ve gittiği yerde onu da yetiştiriyor. Tabii onu da yetiştirecek, satacak. satacak çünkü insanların bir kısmı hayvancılıkta, bir kısmı ziraatla yaşamış asırlar boyu. bir kısmı her ikisini de yapmış. Her ikisini de yapmış. Hem toprağını ekmiş, yiyeceği kadar hatta artanı satmış. Hem hayvancılık yapmış. İkisi bir arada olmuş. Ama tek tek ikisini yapan da var. Yani ziraatla meşgul olup hayvancılık yapmayan var. Hayvancılıkla meşgul olup ziraat yapmayan var. Balıkçılıkla meşgul olup ziraat yapmayan var. Her ikisini yapan da var. Şimdi gittikleri yere bunları götürmüş ve dolayısıyla Sebzeler, meyveler, nebatat bitkiler dünyanın her tarafına yayılmış. Burada tabii bu sefer orijin, menşe meselesi ortaya çıkıyor. Bu bitkinin, bu nebatın, bu meyvanın, bu sebzenin orijini neresi? Bunu tespit etmek her zaman kolay olmuyor. Çünkü o kadar eski bir tarihe tarihleniyor ki bazılarını biliyoruz. Yani yakın tarih, yakın tarihten kastım gene 400-500 senelik tarihi biz yakın diyoruz dünya tarihinde. Bazen 20 sene, 50 sene uzak bir tarihtir bazen 500-600 sene yakın bir tarihtir şimdi e, insanlar gittikleri yere dediğim gibi sebze meyvelerini... götürmüşler orada onları ekmişler alıştıkları gıdaya devam etmeye çalışmışlar bazılarını yetiştirememişler Çünkü buna imkanları imkanları olmamış hı hı. Çünkü her gittiği yer, yerin bitki örtüsü toprağı İkeni. suyu havası hı hı. buna uymamış çok enteresandır Ben bunun e, ...tecrübelerini yapanları görürdüm. Mesela bir meyve ağacını bir yere dikiyorlar. Toprağa çok benziyor, havası çok benziyor. Fakat hiç olmuyor. Mesela beni çok şaşırtır. Malatya kayısısı, evet. Iğdır kayısısı. Evet. Değil mi? Ne kadar evet. aslında bakıyorsunuz Kars buz gibi. Evet. Iğdır ne kadar farklı. farklı Orada kayısı yer. yetişiyor. <laughs> Enteresan bir yer. Yani bu tabii, tabiatın, e, iklimin, mevsimin, mevsimlerin yani geçişlerinin, toprağın... ...suların, hepsinin hususiyeti var. Yani bu hiç bizim, sizin aklınıza gelmeyecek bir parametre. O sebzenin yetişmesinde e, menfi veya müsbet bir rol oynuyor. Şimdi biraz yolculuklarından bahsedelim. Mesela şimdi e, bezelye desek bizim insanımız için bildiğimiz bazılarını sevdiği, bazılarını sevmediği ama pazarda artık hep gördüğümüz evet. bir sebze. Bazı ülkeler için bezelye kabuğuyla beraber pişirilen, bazıları için tanelerinin pişirildiği bir sebze ama bezelye aynı zamanda yeryüzünün en eski en eski, eski sebze öyle derler evet. En eski sebze derler. Pratiktir. Pratiktir. Daha önce hayvanların yemesi için ...kullanılmış. Orta Asya'da üretimleri Orta Asya, var. evet. Me 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 mekanı Orta Asya. Fakat daha sonra insanlar da bunu keşfetmişler. Ve e yemişler. Bezelye e diğer bitkilere göre biraz daha dayanıklı. Kabuklu olduğu için. Sizin dediğiniz gibi bazı yerlerde kabuğuyla pişirirler, Kabuğun içine atarlar. Hı -hı. O da ayrı bir lezzet verir. Bezelyenin çorbası, ezmesinin çok çeşitli e şeysi var. Ve çocuklar çok severler bezelyeyi farklı e, kombinasyonlarla havuçla evet. patatese farklı yemekleri yapılabildiği için tutulmuş bir e, sebzedir. Şimdi çok e, rağbetli değil eskisi hmm. kadar. Çok da sevilmiyor. Çok, çok sevilmiyor. Çok yenmiyor. Garnitüre Pahalı. döndü. Garnitüre döndü. Evet. Ha. Bezelye. Şimdi Anadolu deyince Anadolu toprakları bir önce kendi toprağımızdan başlayalım. Sonra özellikle Amerika'ya değineceğim. Çünkü bazı sebze ve meyveler Christoph Colomb olmasaydı ne yapardık eyvah dedirtecek kadar bilinen sebze meyveler. Bizim coğrafyamız için en önemli sebze insanlık tarihinin gidişatını değiştiren insanların göçebelikten yarı göçebeliğe belki artık yavaş yavaş yerleşik düzene geçmesinin sebebi olan buğday. Buğday evet. Buğdayın anavatanı hep her yerde yetişiyor buğday ama sonra yayılmış. Sonra yayılmış. İlk tarım, ilk ticaret Anadolu'da şey, olduğu söyleniyor Anadolu'da etmiş. ve zaten Anadolu'nun en güçlü antik çağdaki devletlerinden Hititler buğdaycı diye bilinir. Yani ziraatçı diye bilinir ve onların bütün şeylerinde bu buğday figürünü kalıntılarında görmek mümkündür. Evet sizin dediğiniz gibi e, şeylerde sorarlar. E, Fatih Sultan Mehmet domates yedi mi? Patates yedi mi? Patates yedi mi gibi şeyler sorar. Bunlar yanıltmacı sorulardır. Yemedi. Çünkü Amerika'nın keşfinde vardı. E, Merlin diye bir e, film oynuyordu. Baktım domates yiyorlar. Orada hmm. halbuki domates o zaman gelmemişti. Yapımcıya komiklik olsun diye yaptı veya bunu bilmiyordu. Hmm. Yani domates yok. Eski Türk filmlerinde de öyle. Evet. Değil mi? Bakarsınız evet. elinde işte ya da domates doğrar Doğru. mesela halbuki. Halbuki, halbuki bizim e, domatesle tanışmamız Patatesle tanışmamız, Amerikan'ın keşfinden sonra Mısırla tanışmamız, Mısır dayle Amerikan'ın da keşfiyle hayatımıza katılanlar çok enteresan. İşte domates en çok bildiğimiz, şimdi dünyada en çok tarımı yapılan, evet. en çok çeşidi olan sebzeymiş. En domates. sevilmeyen Abi, meyve en, aslında bu me, arada. As, şimdi, şimdi bir de şöyle bir düş, onu şunu söyleyelim. Bir e, canlı'nın meyvesi var, çiçeği var, kökü var. Mesela havuç bir kök, karnabahar bir çiçek, brokoli bir çiçek aslında. Lahana bir yaprak. Kıvırcık ıspanak ıspanak bir sebze değil bir yapraktır. E, domates bir meyvadır salatalık bir Bezerli meyvedir, bezelye bir, bir meyvadır veya tohumdur Hı -hı. evet yani öbür yani insanlar buna me hatta bir ara domates meyve mıydı, sebze miydi demin akış edilmiş evet. çünkü. Sebze ile meyvenin gümrük vergisi farklı. E, arasındaki biyolojik fark nedir? Mesela biber için de aynısı geçerli. Ş Şekil olarak ha, şey. Çiçekle çoğalanlara meyve, meyve diyorlar. Evet. Meyve diyorlar evet. Şimdi Güney Amerika'nın batı kıyılarından e, yayılmış. yayılmış. Yani. E, Avrupa'ya ilk geldiği zaman muazzam reaksiyon gördü. Domates zehirli, zehirli zannedildi. Haklılardı çünkü yeşil domates bazı alerjen komplikasyonlara sebebiyet veriyor. Bir de e, karantina Hatta zararlı derler yeşil domatese. Karantina dönemini beklerken evet. bozulduğu için Çok domatesler çabuk bozuluyor, tabii. E, ülke kendi ülkelerine girdiğinde işte Kristof Kolomb'la beraber ya da sonrasında geldiğinde bozulanları yedikleri için zehirlenenler de oldu. Tabii olmuş doğru olabilir. doğru. Yani ama e, fanatik domates düşmanları tanıdık. Mesela rahmetli psikiyatr Ayhan Songar Bey e, ...fanatik bir domates fanatik düşmanıydı. Fanatik bir domates. domates. Yani, Sevmeyebilirsiniz de söyleyemedim hayır, bile. Niye düşmanlık hayır, ediyorsunuz? Böyle mesela konuşurken domatese laf geldiği zaman... ...hemen domatesin çok zararlı olduğunu... Hmm. ...domatesin yenmemesi gerektiğini... ...kendince ilmi delillerle izah ederdi. Hatta evlenirken... ...hanımına ne demiş biliyor musunuz? Bu eve domates girmez, bu evde domates yenmez. Bunu kabul ediyorsan benimle Oo. evlen. Evet. Bunu kendi anlattı. Yani... Başka hiçbir şey söylememiş hanımına. Ama çok enteresan. Böyle bir baskı yapması da o, onun meslek demiş, erbabı işte, olduğu düşünülür. Işte fanatik sen? olduğunu gösteriyor. Evet. Yani ben dayanamıyorum. Yani bazıları bazı şeyleri anmaya dayanamaz. Rahmetli Ayhan Songar da böyleydi. Ben de hayretle sonra baktım. Domates, tabii o domatesin ilmi olarak faydalı olmadığını hatta zararlı olduğu i̇şte anlatırdı. Ne kadar hmm. doğru bilemem sonra bu domatesin vaktiyle Avrupa'da zehirli olduğunun konuşulduğunu, e, memlekete sokulmadığını yasaklandığını duyunca ha dedim Ayhan Bey e, tezini destekle. E, tezini destekliyor. Ama tabii dediğiniz gibi sizin her şeyin bir sebebi var. Mantar mesela e, ne derseniz deyin artık ona. E, eski İstanbul'un, e, Türkiye'nin e, temel gıdalarından birisidir. Çünkü çok kolay bulunan, kolesterolsüz bir proteindir mantar fakat aynı zamanda çok tehlikelidir. Eski İstanbul hanımları evlerine sokmazlardı. Zehirlenme. Zehirlenme tehlikesi var diye. Evet köylüler bunu iyi biliyorlar ama ya olmazsa ve mantardan zehirlenen insanlar yakın zamanda bile var. Peki şimdi öyle enteresan ki dünyada şu anda tarımı en çok yapılan sebze mısır. Evet. Ve mısır ee, benim, bildiğim ilk çabuk, benim bildiğim çabuk olduğu için ve dayanıklı olduğu için ve tabii şöyle hem o var hem de GDO'su ile oynanarak hmm. e, üretim birim alandan elde edilen maliyet arttığı evet. için birim alandan elde Anladım. edilen ürün arttığı için böyle bir skor çıkıyor ortaya. Ama diğer taraftan baktığınızda bugün işte Karadeniz'den bahsediyoruz bizim için. Mısır'ın yetiştiği ve artık neredeyse kültüre damgasını vurduğu evet, bir yer. Evet. Halbuki Mısır'ın e, ana yine Amerika ve Kısov evet. Kolomb'un e, Haiti'de ilk seyahati sırasında beraberinde getirdiği şeylerden. Ve, ve eski dünyada çok tutulmuş. Dediğim gibi e, kolay yetiştiği için. Şimdi bazı şeyler kolay yetişiyor. Mesela aynı şey patates için de caridir. Bugün Türkiye'de patatesi herkes Anadolu'nun yerlisi zannediyor. Halbuki patates Amerika'dan evet. geldi. Ve çok e, randımanlı bir sebze veya meyve her neyse çünkü e, dayanıyor, mukavemet ediyor e, ve pek çok sıkıntılı zamanları atlatmaya vesile oluyor. Bu sebeple mesela e, İrlanda'da kıtlık olduğu zaman or orada patates ihracatını arttırdılar. Anadolu'ya Sultan Abdülmecit... zamanında geldi patates. Ondan önce Anadolu'da patates bilinmezdi ve e, Anadolu'da da bir açlık tehlikesi oldu. Anadolu'da açlık şöyle oluyor: kış oluyor, yollar kapanıyor, zahire sevkiyatı yapılamıyor belli yerleri, açlık oluyor. Bu açlık sebebiyle Sultan Mecit ve Sultan Aziz zamanında patates ziraatini Anadolu'da yaydılar ve Avrupa'dan mütehassıslar getirdiler. İki çe çeşit mütehassıs geldi. Bunlardan bir kısmı Fransa ve İngiltere'den bir kısmı Almanya'dan geldi. Fransa ve İngiltere'den gelen mütehassıslar e, Anadolu'da patates ziraatini e, yaygınlaştırdılar Toprağı ve buna patates dendi. Hmm. Alman ziraatçilerin yaydığı yerlerde de patatese kartol derler Anadolu'da. Anadolu'nun bazı yerlerinde Doğu Anadolu'da Karadeniz'de patatesin adı kartoldur. Kartoffel Almanca Alman. patates demektir. Hmm. Yani ben sonra araştırdım hakikaten Alman e, ziraat mühendisleri gelmiş. Orada ziraat Onun ev... ağzından duydukları evet, için. Evet, halka enteresan bir şey. Ve patates. Peki, bizim de buna patates dememiz de enteresan. Evet, onlar biz işte şeyden öğrendim. Fransızlar'da. Fransızlardan. Fransızlardan hmm. öğrendiler patates veya pat, 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 patata diyorlar. Bu e, enteresan seyahatler. Fakat bu e, meyveleri ve sebzelerin seyahatinde çok enteresan insanlar rol oynamış. Mesela Büyük İskender'i anmak lazım. Hmm. Büyük İskender pek çok meyvanın ve sebzenin Orta Asya'dan Çin'den Orta Doğu'ya gelmesi mesela elma armut aslında Orta Asya hmm. kaynaklıdır ama Anadolu'da çok yetişmiştir. Bir Türk aslında bir Türk meyvesiymiş evet. armut ama Orta Ve bizim Orta kültürümüzün Asya'da. en yaygın meyvasıdır Elma ve armut Türk kültüründe, hikayelerde masallarda, manilerde hepsinde bu e, elma ve armut birinci rolü oynar. Her maniyede, her türküde bir meyve sebze var. Sebze yoksa meyve var. Kirazdan tutun bademe kadar hepsinin türküsü, manisi var. Hmm. Kültürde demek ne kadar yer etmiş. Büyük İskender enteresan bir adam. Genç yaşta tam akademiden kalk, Orta Asya'nın işlerine kadar git. Konuşacağız bir gün onu. Ve geri dönerken yolda öl. Fakat izi tarihteki izi çok. Bir kere Helenizm diye bir e, kültür meydana getirdi hı hı. ve pek çok sebzenin meyvanın Çin'den Orta Asya'dan ve İran'dan Orta Asya doğuya oradan Avrupa'ya geçişine vesile oldu. Özellikle de Mısır şu anda evet, o verimli topraklarda evet, yetiştirilen evet. pek çok şeyde onun sebzeler öyle böyle oldu öyle oldu. Evet Büyük İskender'in mesela şeftaliyi Çin'den o getirdi. Kayısıyı o getirdi. İran ve Çin ma 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 mahreşlidir. Hatta İran İran elması derlerdi şey şeftaliye. Orta Doğu'ya getirdi. Orta Doğu iklimi müsait olduğu için ziraatı da elbi. Bilhassa Mısır, Mezopotamya'yı kastediyorum Orta Doğu derken ve Akdeniz kıyıları İskender'in en çok hakim olduğu yerler. İskender burada dönemedi. Orak da öldü ama yani adamları döndüler ve bu getirdiği meyve sebzeler bütün Orta Doğu'ya, Akdeniz'e yayıldı. Meyvanın merkezi Akdeniz'dir. Kim ne de derse desin. Yani en çok meyve Akdeniz. için? Akdeniz bir suyu bol, iklimi müsait, insanı çok, arazisi çok ve meyveyi e, ihraç edebilecek, satabilecek imkanlara sahip, limanlara sahip. Bu sebeple Akdeniz tarihte her zaman meyvanın, sebzenin her çeşit meyve ve sebzenin daha doğrusu bilindiği, yendiği ve sevildiği bir yer olmuş. Bir de denemelere açık bir yer. Yani Tabii. bir şey yapıyorsunuz ya da bir şey getiriyorsunuz. beyip ya da risk alıp deneyebiliyor insanlar. Evet. dünyanın en eski meyvalarından <laughs> meyvelerinden birisi olan üzüm. O dünyanın her yerinde var. Her yerinde var. Ama en güzelleri gene Orta Doğu'da yetişiyor. Zeytin. Ortadoğu'da yetişiyor. İncir, Bunlar aynı zamanda o dönemin ticaretini şekillendiren sebze evet meyveler. Evet, Zeytin ve zeytinyağını düşünün. Yani, i̇ncir şimdi mesela bakıyorsunuz evet. e, çok fazla, yani meyve gibi görüyoruz ama o zaman incir... E, işte ...kraliyet ailesine sunulacak kadar kıymetli bir meyve. İncir çok zor yetiştiği için, e, çok zor muhafaza edildiği için çok pahalı ve çok faydalı bir e, meyve olduğu söyleniyor. Güzel bir meyve hakikaten. ...ve çok fazla yerde yetişmiyor... ...nazlı bir meyve... ...ağacı değil ama kendi nazlı... ...onun için bu Orta Doğu, onun merkezi olmuş... ...hatta Kur'an-ı Kerim'de incire ve zeytine yemin edilir... Ee, ...Hazreti İsa'dan bahsedildik... Yani ...Hazreti Musa'dan bahsedildik... ...hep geçen zeytindir, incirdir... Evet, bazıları Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor, bazı sebzeler... ...7 tane meyva geçer, 8 tane sebze geçer... ...Kur'an-ı Kerim'de 7 tane meyve, işte ...üzüm geçer, hurma geçer... Ee, ...incir geçer... ...kiraz geçer ve muz geçer. Muz enteresan. Muz ta Malaya tarafından, Endonezya tarafının meyvesidir. O da Büyük İskender zamanında e, bu ne taraflara olmuş. getirilmiş. Ve Orta Doğu'da çok yetişmiş. Orta Doğu'yu sevmiş. Biz Orta Doğu diyoruz bazıları kızıyor ama ne yapalım yani işte buraya Orta Doğu diyorlar yani İngilizler buraya Middle East Orta Doğu demiş biz de Orta Doğu diyoruz, bizim için Orta Doğu değil burası güney. Ama haritayı öyle çizmişler. Ama haritayı ne yapalım yani bazı şeyde e, üstelemenin manası yok. Orta Doğu'ya getirmiş ve burada çok tutulmuş muz. Muz da çok e, randımanlı. Biraz da alimler ve dervişler. Çünkü tok tutuyor. Yani İmam Malik mesela günde bir tane muz yermiş. Sonra ben bazıları konuşuyor. Evet, evet, muz bir insanı çok Bilgin çeşitli yönden e, alıştırırsanız kendinizi. Hmm. Aslında günde bir badem de bir insana yeter. Hmm. Alıştırma meselesi. Biliyorsunuz yemek biraz alışma meselesidir. Etiyopya'ya gel gelmiş. Habeşistan'a oradan Arap ülkelerine gelmiş. Haçlıların çok büyük rolü var. Yahudiler dünyaya dağıldılar ya bu Arzi Kenan, Kenan elinden dağılırken burada bilinen pek çok meyveyi ve sebzeyi ki Büyük İskender zamanında gelmişti. Bunları gittikleri yere götürdüler. Yani Yahudiler muazzam bir meyve sebze dağıtıcısı, toptancısı rolü oynamıştı. Tafas'tan Hindistan'a kadar Yahudiler dağıldı. Biz Avrupa'da de uğraştıkları evet, için. Avrupa'da hiç meyve yoktu. Hiç. Hiç. Böğürtlen hatırladığım kadarıyla. Orman meyveleri, vahşi meyveler. var. Bir de erik, yabani erik vardı. Başka hiçbir meyve, e, meyve yoktu. Hepsi e, Haçlı seferleri zamanında Anadolu'dan geldi, şey Orta Doğu'dan geldi, Levant'tan geldi, Mısır, Kuzey Afrika, ama daha çok Levant'tan geldi. Şöyle bir bilgi var. Mısır, Al şey portakal, limon, bir limon, limonla o tarihte geldi. Avrupa'nın toplamında bütün ülkelerindeki bitki sayısı. Türkiye'deki bitki sayısından, endemik bitki sayısından azmış. Bütün ülkeleri bir evet, onu, olarak düşünün. Onu ben laleyi çalışırken görmüştüm. Lalenin ana vatanı Anadolu'dur biliyorsunuz. Yani Avrupa bu cihetle çok fakir. Yani çiçek, bitki, meyve cihetiyle Anadolu'dan bile fakir. Anadolu küçük. Anadolu dediğimiz Ege Denizi ile Marmara Denizi ile Fırat Nehri arası Fırat Nehri'nin doğusu Anadolu sayılmıyor. Biz şimdi Anadolu diyoruz ama o coğrafi olarak değil. Ona Mezopotamya dahildir. Fırat'a kadar dahildir. ...buralarda çok muazzam bir bitki... ...fakat zaman içinde e, Anadolu'daki... ...kuraklıklar... E, ...bu şeylerin çoğunun sayısını Emnemet azaltmış... Mi? ...ve kaybolması... Biz, biz, de, ...biz de malum hala öyle... ...Anadolu, Türkiye... ...tarımda ve hayvancılıkta... ...bir numara olması gereken ve başka hiçbir şeyle uğraşmayıp... ...Hollanda gibi tarımda hayvancılıkla... uğraşması gereken bir memleketken... ...sanayi yapacağız diye bütün tarım... ...ve hayvancılığı öldürdük... ...sanayide de muvaffak olamadık... ...çünkü sanayi için pazar lazım... Sizin pazarınız buna yeterli değil. O zaman boşa yaptınız sanayi. Türkiye böyle bir maalesef yanlış politikayla bunu insanlar Bursa'nın o güzelim ovasına baktıkları evet. zaman görebilirler. Evet. Yapacak fabrika yapacak Hiç bina yapacak yer yokmuş gibi. Şeftali bahçelerinin arasından girerdik Bursaya evet. şimdi. Şimdi şeftaliyi bulamazsınız Bursa'da. Muhtemelen dışarıdan geliyor. Bursa şeftalisi hayal oldu. Bursa kestanesi hayal oldu. Kestanenin devatarı da Balkanlardır... Dağlık yeri sever malum. Onlar da şimdi hayal oldu. Yani yediğiniz kestanenin de tadını bulamıyorsunuz. Bir de böyle bir şey var. Yani yediğiniz meyvanın, sebzenin tadını bulamıyorsunuz. Tüccarların çok. Şimdi Büyük İskender'in çok rolü var. Haşlı Seferlerinin çok rolü var. Ee, Yahudilerin çok rolü var. Kolomb e, götürdü ve getirdi. Hı -hı. Onu zaten en son söyleyeceğiz. Bir de tüccarların çok rolü var. Mesela şimdi biz portakala portakal diyoruz. Portakalın vatanı e, Asya, Güney Asya. Tropik meyve bu arada Büyük İskender veya ondan sonraki zamanlarda Orta e, Doğu'ya geldi ve Levant, Yafa portakalı çok meşhurdu biliyorsunuz. Akdeniz'de Finike portakalı. Bu bu mıntıkanın meyvesidir. Şimdi portakal. Yafa Yafa deseniz kimse bilmez. Bilmez evet. Tel Aviv'in yakınında Yafa vardı. Kabukları kalın, kabukları evet. kalın. Lezzeti fena değildir. Fakat niçin o alınır biliyor musunuz? Bir kere dayanıklıdır. İkincisi portakal da mevsim mevsimdir. Her mevsimde bir portakal çıkar. Finike'nin ayrı mevsim var. Washington denilenin ayrı bir mevsim var. Yafa'nın... Valencia'nın ayrı bir mevsim var. O mevsimlerde çıktığı için portakal uzun sürer. Kesintisiz. Kesintisiz. Her birinin ayrı hususiyeti vardır. Reçel mi yapacaksınız? Portakaldan yapılmaz. Kabuğundan Kabuğun. yapılır. Yafadan yapacaksınız. Hmm. Lezzetli olanı finike'dir. Yani her birinin kendine göre. Valensiya'da size avutur. Portakal mevsiminin sonunda Valencia çıkar. Hadi dersiniz yani portakal. Bitmeden. Seviyorsanız onu yersiniz. Ee, bu, buradan e, Portekizlilerle Hollandalılar, tüccarlar ya... ...Orta Doğu'dan portakalı Avrupa'ya götürdüler. Portekizlilerin götürdüğüne... ...portakal dendi. Hmm. Çünkü onlar Portolular, portakal oradan gelir. Biz biz oradan öğrendiğimiz için onu... ...portakal diyoruz. Hmm. Ama Hollandalıların götürdüğüne... ...Arapların verdiği turunç, naren isminden dolayı... ...orunç dendi, oranj. Hollanda'nın milli rengidir turuncu. Evet. Hanedanın adı da oranj hanedanıdır. Şu andaki kral hanedanın adı da oranj hanedanıdır. Portakal ticaretiyle zengin oldu Hollanda abartılı oldu tabii de yani çok portakal e, a, sattılar. Yeni dünyaya götürdüler. Biliyorsunuz Amerika'ya ilk gidenler Hollandalılardı. Ne İspanyollar ne Portekiz ne Amerikalı. İlk onlar gitti. E, Kolomb zamanında yerleşmek üzere. Kolomb pek çok meyveyi sebzeyi e, yeni dünyaya götürdü. Yeni dünyadan da pek çok sebze meyve o ve ondan sonra Anadolu'ya geldi. Şey dünyaya geldi. E ananastan avokadoya kadar. ...mangoya kadar bunların hepsi tropikal meyvelardır. Şimdi Patates, domates bir kısmı Amerika'dan, bir kısmı Uzak Doğu'dan Anadolu'ya şey dü eski dünyaya geldi. Bir iki tanesini almadan geçmeyelim. Biri kabak, çok önemli. Biz çok seviyoruz. Evet. Yani nasıl nasıl bize ait olmayıp bu kadar çok sevdiğimiz bir şey. Diğeri e, yine bizim coğrafyamıza ait değil ama çok seviyoruz kahve. Evet. Bir diğeri kakao, çikolata. Bugün çikolata, çay. çay. Çaydan siz gelmeden önce çaydan bahsettim. Yani bize ee, ...başka ülkelerden gelmiş... ...üstelik semaveriyle beraber gelmiş... Evet. ...ve ve hiç kimse bir... Türkiye çay sana ait değil... ...diyemez artık herhalde. Çay çok enteresan bir e, bitkidir. Çin orijinli, bunda şüphe yok. Çinliler yapmışlar, içmişler, sevmişler... ...hala içip seviyorlar, onda şüphe yok. Fakat Türkler kadar... Bir de belki İngilizler ama Türkler bile bambaşka bir kültür unsuru yapmışlar. Kendi ülkelerinde ekilmiyor, biçilmiyor. Dışarıdan geliyor. Hindistan'dan ve Çin'den geliyor. Bunu hayatlarının merkezi yapmışlar. Dediğiniz Ruslardan da semaveri almışlar. Bunu adapte etmişler. Bakın Türkiye'de çok farklı sosyal sınıflar var. Bu sosyal sınıfların giyinmesinden tutun yemesine kadar farklıdır. Hepsinde ortak olan çaydır. Çay değişmez bir içecektir. Her sosyal sınıfta vardı. Bu çok enteresan bir şey. Kahve aynı şekilde yani bize gelişi Habeşistan Yemen tarafındandır. Yani orada da yetişiyor başka yerde de yetişiyor. Şimdi mesela hayatımızdan yavaş yavaş çekildi. Yoğurt gibi, e, hoşaf gibi e, kahve de hayatımızdan çekildi. Artık evlere gittiğiniz zaman misafirliğe ise kahve ikram edilmiyor. Pek çok insan kahve içmiyor. Sizi anlattın mı? Ee, şöyle bir Trakya'ya doğru arabayla çıkalım dedik. Köyleri Hı. gezerek gidiyoruz. Su alacağız böyle güzel Hı. bir su arıyoruz. Ee, canımız kahve istedi bir sürü kahveye girdi bir sürü köye girdik eşim bir sürü kahvehaneye girdi dedi ki kahve yapsın Çıkaracağım arabada şurada içeceğiz gideceğiz en az 6-7 tane köye girdik hiçbirinde kahvelerde kahve yok orolet var adı kahve <laughs> orolet, orolet var <laughs> ama kahve, kahve yok. yok sonra bir tanesine girdi eşim ee, kahve var mı İstiyor mu be ya? Yani adı yani, zorla. Ya, <laughs> abi istiyoruz demiş. Demiş ki şimdi bir sürü kahveye girdik, hiçbirinde kahve yok. E zor be ya. Evet demiş. enteresan. Zor diyor zor. kahve yapmak. Halbuki zor kahveyi ya. Rumeli'ler çok severdi. Tadını Rumeli'ler çıkardı. Düşünün ne hale gelmiş. Ben de Viyana'da işte e, Fanki karşısına bir çok meşhur e, Viyana'nın çok meşhur bir kafesine girdim. Fakat ben çayı da kahveyi de çok seviyorum. O anda canım çay istiyor yemek yem. Şimdi çay. İçeri girdim, çay istedim. Böyle mahalli kıyafetli garson baktı. Çay mı dedi? Evet dedim, kusura bakmayın biliyorum buranın kahvesi meşhur, Viyana'nın kahvesi meşhur ama... ...ben şu anda çay içmeliyim dedim. Neyse, onların çayları biliyorsun sallama hmm. çay. Getirdi, içti, içtik. Kifafı nefs ettik. Sonra kahvemizi de içtik. Yani o dedi, sizinki de öyle olmuş. Maalesef kahve hayatımızdan hmm. çekildi. Pirinç, ana vatanı Çin'dir. Tartışılmaz. Fakat Türkler pirinci çok sevdiler. Bulgurun yerine koydular. Şu anda bulgur yiyen neredeyse kalmadı Vaka şimdi biraz. ...gıdasına dikkat edenler hmm. tekrar bulgura döndü ama... ...köylerden bile çekildi. Pirinç onun yerine geçti. Bizim neredeyse ana gıdamız oldu. Pilavsız sofraya oturmayan insanlar hmm. yakın hmm. zamana kadar... Öyle mi? Benim babam yakın... ...hala evet. da böyle mesela yemekte pilav olmasın... ...yok mu bir de bir taze pilav diye evet, sorar. Evet, sorar. Aynen öyle. E, kapak dediğiniz gibi hem tatlısı... ...hem yemeği. Yani bazıları... ...burun kıvırsa da biraz hafif bir şeydir. E, ama... E, ...çok tutulmuş. Bu enteresan bir şeydir. Yani sizin şeyiniz olmasa bile... ...ana vatanınızın mahsulü olmasa bile... ...çok tutulmuş. E, acı biber. Acı biber evet. Bibersiz oturmuyor insanlar. Evet. Biber öyle. Biber de bizim şeyimizin... Yani bize ait değil. değilmiş gibi görünüyor ama... Bibersiz yemek yapmazlardı evet. eskiden. Şimdi yemek pişirme şeyi değişti ama... ...eskiden sulu yemeklere mutlaka... Biber konu Evet, kırmızı biber. Kırmızı biber yeşil biber konurdu. Ki bize de gelişi çok yakın. Yani çok da böyle eski bir tarih değil. Öyle değil, çok eski değil. değil hayır, Pat şey, Patlıcan da bize çok eski değil. Patlıcan, ah. halbuki Orta Doğu'da evet, çok eski Doğu oldu halde. Çok bize patlıcanın gelişi çok eski değil. Anadolu, yani çok eski de ilerlerken yani birkaç yüz senedir ama... ...yine yeni sayılıyor. Eski halbuki tarif, Anadolu'da ekilebiliyor. Eski tariflere baktığımızda... ...ne kullanıldığını görüyoruz aslında evet, daha evet. çok. Yani bizim şimdi sofralarımızdan, yemeklerimizden eksilttiğimiz meyveler... Ve maalesef giderek daha az kullandığımız baharatlar, evet. o zaman vazgeçilmezmiş yemekler için. Evet, aynen öyle. Yani mercimek mesela bir e, bakliyat çok yaygınken şimdi mesela o kadar eskisi kadar kullanılmıyor. Yani bu bu demek ki. Yemek kültürü dair ayva mesela kültürümüzde kayva yemekti. Çok fazla tüketilmiyor artık. Hı. Hatta eskiden derlerdik hamile kadına 7 8 tane yedirin. Çocuğu güzel evet. olur derlerdi. Ayva ferahlık verir insana. Yani yiyebilirseniz eğer yemesi zor. İyi bir ayvaysa iyi İyi bir ayvaysa da yenir. Evet. E, i̇nsana ferahlık verir. Kabak da öyledir. Kabak yemeğini bu kadar tercih etmelerinin sebebini ben anladım. Kabak yediğiniz zaman bir e, ferahlama duyuyorsunuz. Aynısını ayvada da duyuyorsunuz. Yani ikisinde enteresandır. Yani bir yeme bir yiyecekte böyle bir şey olabilir mi? Oluyor. E bazen de birilerinin yemiş olması bize önderlik ediyor. Mesela evet. bakıyoruz işte hurma için öyle, çörek otu için öyle, işte kabak için öyle. Peygamber Efendimizin sevdiği sebzeler, meyveler diye de tabii. sofraya daha çok getirardi. Tabii bizim var. kültürümüzde tabii Hazreti Peygamber'in sevdiği yiyecekler var. Tabii o zamanın imkanları, kültürüyle yemişler ama ...zannedilenin çok ee, ...hilafında çok geniş bir mesela semizotu e, Hazreti Peygamber bilmiş ve yemiş insanlar mesela İspana duymadık ama semizotun Hazreti ne, Peygamber yediğini biliyor... Kabak, <laughs> kabak yemiş, yemiş ve kabağı övse, sevmiş ölmüş son yediği yemekte e, yemek kabak yemeğiydi onu ölmüş e, ondan sonra mercimek yemiş mercimek çorbası yemiş hurma zaten biliyorsunuz e, yemiş meyveler hususunda mesela tabii ki portakal o zaman ya yani mandalina gibi bir şey duymadık yediğine dair. Ama e, meyveler hususunda bazı şeyleri var. Bir kere meyve ağacı dikilmesi hususunda tavsiyeleri var. Kıyamet kopacak olsa elinizde meyve ağacı olsa mutlaka dikin. Meyve ağacı dikmek kadar hayırlı bir iş yoktur. Ondan hayvanlar insanlar istifade ettiği müddetçe hiçbir şey olmaz. Meyvesi olmasa gölgesinde otursa o bile kardır. Bir teşvik olmuş. Hatta meyve yemeği için ayrı bir kültür var. Mesela e ee, Hazreti Peygamber'in e, sünnetinde meyve yemekten önce yeniyor. Hmm. Şimdi onu tavsiye ediyorlar. Hem işte açıcı olduğu için hem tadını daha iyi al, alındığı için vesaire. E, Kur'an-ı Kerim'de de meyve yemekten önce zikredilir. Cennettekiler meyvalar ve yemeklerle nimetlendirilir. Hmm. İki yerde e, meyve Bu aynı zamanda bir yemek yeme sırası bir Bu sırayı boşa boşa değil diyor İmam Gazali. Hmm. Bu önce zikredilmesi bo boşa değil. Bir de Hazreti Peygamber'in bir sözü var. E, yemeği herkes önünden yemeli. Meyve böyle değil. Yani önündekini istemiyor olabilir. Mesela erik uzaktadır. Eriyi alabilir. O hmm. mümkündür. İridilü farklı olabilir, Ona farklı olabilir. Ona izin verilmiş evet. Yani. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür bugün için. ederim. tekrar görüşmek üzere.